Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Bugün ben gene sabah çekimi yapıyorum. Hayvanlarımıza bakıp sağıp geldik eşimle beraber. Geçen çapaladığımız mal pancarının şu seyrek yerlerine domates fidanı aşılayacağız. Domatesimizi getirdik. Buralar bayağı seyrek gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Manzara da çok güzel görünüyor. Eşim sularını doldurdu. Artık ben fidanlarımı aşılayacağım. Eşim sulayacak. Telefonumu tripoduma takayım. Fidanlarımı aşılamaya başlayayım. Boy fidanımız. Birini annem getirdi, birini komşumuz verdi. İnşallah ikrar alıyordur beni. Bu da sulanacak mı? Nasıl iyi olacak? Evet arkadaşlar, artık fidanlarımı dikmeye başlıyorum. Küçük olanları annem getirmiş. Dün bahçeye dikem diye. Bahçede de fazla dikilecek yeri yok. Oraya pembe domates dikeceğim biraz daha. Ben şuraya dikeyim bir tane de. Bayağı seyrekliğe de varmış. Fidanlarımızı diktik. Eşim suladı. Şöyle göstereyim. İnşallah tutarlar. Tutarlarsa bizim salçalığımıza bol bol yeter. Artık şansımıza. Ama her gün gelip sulayacağız sabah akşam. Şöyle göstereyim. Bayağı da diktik şu seyrek olan yerlere. İyi oldu. Hem tarlamız değerlenmiş oldu. Hem de dediğim gibi tutarsa bol bol salçamıza yeter. Öbür tarafta olursa o da elde yemeğimize yeter.
kuş sesleri de çok güzel geliyor. Çapa yaparken bu buğday akrabamızın yemyeşildi. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş sararıyor. Şöyle yanına doğru gidelim. Harman zamanı geliyor artık. Kuşların sesleri insanın çok hoşuna gidiyor. Sararmaya başlamış. Maşallah buranın boyu çok güzel olmuş. Normaldekilerin boyu kısa ama şöyle geri gelirsem boyu daha güzel görünecek. Şöyle birazcık dışarının manzarasını göstereyim arkadaşlarım. Gerçekten de çok güzel. Günaydın. Sağ ol, sağ ol. Ne yapıyorsun? İyi bakalım. Biz de fidan diktik, daha gideceğiz. Arkadaşım seslendi. O da orada fidan dikiyormuş. Artık evimize doğru yol alacağız arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi tarlaya tripodumu da getirdim. Eşim orada beni bekliyor. Ne diyeyim, eve gidince kaldığım yerden devam edeyim. Belki çekebilirsem yolda da çekerim video ama motorun sesinden hoş olmaz diye düşünüyorum. Gene ben çekeyim de hoşuma giderse belki onu da yayınlarım. Eve gittikten sonra tekrar kaldığım yerden devam edeyim. Şöyle yola çıktık arkadaşlarım. Burası mezarlığımız. İnşallah motorun sesi fazla gelmiyordur. Ömrümüze rahmet dileyelim. Çiftas bir fatiha alırsa sizin için de iyi olur. Ölmüşleriniz için de iyi olur. Hepimizin gideceği yer. Yağmur'a küçük kız kardeşi videolarım bazen çekiyor ama o ekranda çıkmak istemediği için kendini saklıyor. Sonra kaldığım yerden devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, yukarı çıktım. Sıra geldi kahvaltımı hazırlamaya. Şöyle iki tane tavuklarımın yumurtasından koydum. Kaynıyor yavaş yavaş. Çayımın da üzerini kattım. Eşim simit aldı, geldi biraz önce. Difrizimde peksimetim vardı. Onu çıkardım. Bazen fazla kalıyor. Difrizim atıyor. Isıtınca sanki yeni yapılmış gibi oluyor. Şöyle mikrodalgamda da ısıttım. Burada da simitlerimiz. Şöyle peksimetimi de göstereyim.
Sıcacık ısındılar. Bir yandan da temizlik yapıyorum. Dün halılarımı halı yıkamaya vermiştim. Şöyle göstereyim. Tabii mutfağımınkini vermedim çünkü yeni almıştım. Halıma gerek yoktu. Temizdi zaten. Öbür odalarımı verdim. Kirlenmesin diye dürdüm, kaldırdım. Arka balkonuma koydum. Bir yandan bağ bahçe, bir yandan hayvanlar, bir yandan temizlik. Üçü bir zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Temizliğim yarım kalmıştı. Bu arada da temizliğim aradan çıkarmış olacağım. Neyse arkadaşlarım, ben telefonumu tripoduma takayım. Soframı hazırlamaya başlayayım. Soframı hazırlamaya başladım. Peynirimi koydum. Tereyağıma. Şöyle çilek reçelim vardı. Onu koydum. Şöyle göstereyim. Erik marmelatım var. Şöyle karıştırayım. Ekşili erik marmelatı gerçekten çok güzel. Ben sevmezdim ama annem yapmış bunu. O kadar hoşuma gitti ki geçen gün açmıştım. Böyle hafif maykoş, hafif tatlı. Yazık, annem abim bahçesinden toplamış bunları zebil olmasın diye. Değerlendireyim diye yapmış. Hatta bir kavanozda bana getirmiş. Daha yeni açtım. Geçen gün dediğim gibi. Şöyle bir kasede bundan koydum. Kendi yaptığım zeytinim vardı. Şöyle zeytinyağım her tarafa gelsin. Bir sallayayım. Bu zeytin videom 250 bin izlenmesi oldu. Çok güzel izlendi gerçekten de. Her yiyen zeytinimi de çok beğeniyor. Gemlikli zeytini de. Ben bir 5-6 senedir kendi zeytinimi kendim yapıyorum. Hazır zeytin almıyorum. Bulamıyorum daha doğrusu hazır zeytinin tadını. Alıştım kendim yapmaya. Erimiyor da gayet de güzel oluyor. Hem sağlıklı hem lezzetli. Hem de hesaplı. Şu zeytini ben almaya kalksam 20 liraya alamam kilosunu. Ama ben 10 liradan 12 liradan ne almıştım kilosunu. Biraz daha ilave edeyim. Sofram hazır. Her zaman olduğu gibi yakından göstereyim. Kahvaltılıklarımız, zeytinim, çilek reçelim, simitlerimiz. Oğlum işten gelmediği için henüz sabah erken daha eşimle ikimiz kahvaltı edeceğiz. Ekşi mayalı bol haşhaşlı peksemetim, tereyağım, her şeyimiz doğal gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Sadece domates, salatalık, biber kendimizin değil. Orada da peynirimiz var, çaylarımızı da kattım. Yumurtalarımız. Artık biz kahvaltımızı edelim. Sonra videoma kaldığım yerden devam edelim. Tekrar merhaba arkadaşlarım. Ben bugün nasıl desem başka bir yerdeydim. Takipçilerim gelmiş Uşak'tan. Sevgi Yardımcı, eşiniz ismi neydi? Fethi Yardımcı. Anne böyle böyle takipçilerin gelmiş dedi. Ben inanmadım. Şaka mı yapıyor ya dedim. Yok anne, gerçek dedi. Kendileri İzmir'de oturuyor değil mi? Evet. Yazları İzmir sıcak olduğu için 2 ay kadar Uşak'ta kalacaklarmış. Suya mı gelmişler? Evet. Su doldurmaya gelmişler. Başka köye, o yüzden gelmişken de bir çiğdeme uğrayalım demişler. Allah razı olsun. Gerçekten çok mutluyum. Bu gelen benim 3. takipçim diyebilirim. İlk Vedat abim gelmişti. Sonra Ayşe Alkoç ablamın oğlu gelini torunu gelmişti. Bu 3. oldu. İnşallah devam edelim. Hilal de kahve yaptı. Onlar da kahveleri içiyorlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ne demek? Bizleri de tanıdığımız için memnun oldum. Evet. Güzel bir şey. Nerede? Beni öyle bulamayınca videolardan izledikleri için Hilal'in evini çok dikkatli izliyorlar demek ki. Yani işte koymuş gibi koymuşlar çünkü ben yürüyerek geliyorum ya. O yüzden Hilal'e gelmişler ve nerede bulamayınca. Güzel oldu benim için de onlar için de.
Hilal de ayazıyla şu an. En kahvelere saldıracak, ben o yüzden tutuyorum. Ayaz da kahve içecek. En ay, evet ay, nane. Sıcak, değil mi oğlum? En Ayaz geliyor. Ayaz. Misafirler mi gelmiş Elhane? Merhaba. Çiçek demek istiyor. Gel kahvesini içtik, gel yanıma. Kaç gün oldu duşa gelelim? Gidiyorum ya. 15 gün. Geçen hafta pazartesi gelmiştik. Cıs olursun diye. Cıs anneanne. Cıs olmaz. O karayolları var ya. Nasıl? Özel bir tane karayol. Onun bahçe kısmı. Aa, yeni bina. Evet, yeter size ya. Yeter. Yazın. Dur. Tekrar merhaba değerli takipçilerim, misafirlerimizi uğurladık. Eve geldim ben. Kazlarımıza buğday verdim. Onlar yemlerini yiyorlar. İneklerimi sağdım. Eşim bekliyor. O gelince hayvanları dışarı çıkaracağız. O gütecek dışarıda. Ben de bu arada yemlerini, samanlarını vereceğim. Sütçümüz de geçti oğlum. Sütler evin önüne koymuştum. O birazdan gelecek. Sütleri alıp gidecek. Böyle herkesin evin önüne geliyor. Sabah akşam sütleri toplayıp gidiyorlar. Bugün yalnız Selvent yok. Şöyle geriden çekersem. Artık kazlarımız ana tüyüne girdiler. Her geçen gün artık büyüyorlar. Küçücüklerdi, yumuşacık sarı sarılardı. Şimdi artık siyah beyaz oldular. Kahverengi beyaz diyeyim, gri diyeyim, her renkten mevcut. Tavuklarımız da yemleniyor bu arada. Şöyle birazcık dışarının manzarasını göstereyim sizlere. Çayırımız artık kuruyor, gördüğünüz gibi rengi sararıyor. Bu sene hava yağışlı gitmediğinden erken kurudu çayırımız. Şöyle evimizin arka tarafına geçtim. Oğlum darımıza yağmurlama kurdu. Buraya sabah kurmuştu. Şöyle göstereyim. Bura hala ıslak. 3-4 saat çalıştırıyor. Ondan sonra yerini değiştiriyor. Sulamayınca olmuyor işte. Ne olursa olsun susuz olmuyor. Şöyle ekranı biraz çevireyim. Şurada kuyudan geliyor su. Motorun sesini duyuyorsunuz. Önceden bu yağmurlamalar yoktu.
salma su deriz biz. Borudan akan su, geçen bahçe sulamıştık ya, o şekilde sulanırdı. Ama bu yağmurlamalar bayağı bizim işimizi kolaylaştırdı. Şöyle geçeyim ki yağmurlama beni ıslatmasın. Buraya kadar gelmiş. Şöyle ekranı birazcık yakınlaştırayım. Bu şekilde yağmurlamalarla darımızı sulayacağız. Kuyumuzda suyumuz çoksa 7-8 kat sularız. Ne kadar çok sulanırsa darımız o kadar verimli olur. Boyu o kadar uzun olur. Kum da o kadar çok olur. Şöyle ekranı birazcık yakınlaştırayım isterseniz. Yağmurlamanın suyu ta buraya kadar geliyor. Şu an ıslandım. Şöyle ekranı birazcık çevireyim. Bu tarafın manzarasını da göstermek istiyorum sizlere. Burada da komşu tarlamızın yoncası var. Bu şey gibi oldu aslında arkadaşlar. Günlük vlog gibi oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Ne diyeyim artık? Burada videomu sonlandırayım. Sabah başlamıştım videoma. Akşam oldu. Bugün artık böyle bir video çektim. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Ne diyeyim artık? Burada videomu sonlandırayım. Sonlandırmadan da selamımı gönderim. Bugün kime selam gönderim? Bugün de Gülseren Demir Ezen'e selam göndermek istiyorum. İnşallah ismini, soy ismini yanlış telaffuz etmemişimdir. Gülseren Hanımcığım, Uşak Bozkuş Köyü'nden kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Desteğin için Allah razı olsun. İnşallah devamlı videolarımı izlersin, yorum yazarsın. Artık burada videomu sonlandırayım. Yarın nasip olursa görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Videolarımı beğeniyorsanız, destek amaçlı abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Artık burada videomu sonlandırıyorum. Yarın nasip olursa görüşmek üzere diyeyim.